Arkadaşlar bu soruyu çözerken kendinizi sınavda zannedeceksiniz. Çünkü bu soru tekrarlı permütasyona benziyor ama tekrarlı permütasyon değil. Bir kombinasyon sorusu ve içinde çok güzel bir detay var. O detayı kaçırmazsanız bu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsınız. 12 kişilik bir gruptaki öğrencilerden 5 öğrencinin ismi Ali, 4 öğrencinin ismi Zeynep ve diğer öğrencilerin her birinin ismi diğerlerinden ve birbirinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar 5 tane Ali isimli öğrencimiz var. 4 tane Zeynep isimli öğrencimiz var. Diğer öğrencilerimiz ismi B, C, D olsun. Tamam mı? Aşağıdaki şartlara göre bu gruptan 3 kişi seçilerek bir ekip oluşturulacaktır. Ekipte ismi aynı olan 2 öğrenci bulunacaktır. Bakın, ekipte ismi aynı olan 2 öğrenci bulunacak. Ekipte ismi Ali olan yalnızca bir kişi olmayacaktır. Ekipte ismi Ali olan yalnız bir kişi olmayacaktır. O zaman arkadaşlar, bakın bu soruda bizim dikkat etmemiz gereken şu. İki tane Ali bulunursa, ekipte iki tane Ali bulunursa, şimdi ekipte iki tane Ali bulunuyor. Bana kaç kişi lazım? Geriye 1, 2, 3, 4, 7 kişiden, 7 tane kişiden bana bir kişi lazım. Fakat ben bu iki tane Ali'yi seçerken ne yapacağım? 5 tane Ali'nin içinden seçeceğim, değil mi? 5 Ali'den 2 Ali seçeceğim ben. 5 Ali'den 2 Ali seçeceğim. Ondan sonra geri kalan 7 kişiden de bir kişi seçeceğim. Böyle bir durum olabilir. Şimdi bu ne geliyor arkadaşlar? Hesaplayın. 5'in ikilisi ne yapıyor? 10 yapıyor. 10 kere 7 70 yapıyor. Tamam. Şimdi sıkıntı Zeynepleri seçerken çok dikkatli olmak. Şimdi 2 tane Zeynep seçtim. 4 Zeynep'ten 2 Zeynep'i seçtim. Şimdi bana bir kişi lazım. O bir kişiyi buradan seçemezsin. Ali yalnız bir kişi olmayacak diyor burada. Tuzağı gördün mü? O kişileri, o bir kişiyi buradan seçeceksin. 3 kişiden bir kişi seçeceksin. Bu ne yapıyor arkadaşlar? 6 yapıyor. Bu ne yapıyor? 3 yapıyor. 6 kere 3 ne geliyor? 18 geliyor. Peki 70 burada, 18 burada toplarsak kaç oluyor? 88 oluyor. Başka türlü de olmaz. Ya grupta iki tane Ali olacak ya da iki tane Zeynep olacak. Çünkü bana ne, ekipte ismi aynı olan iki öğrenci Arkadaşlar bu bulunacak. sorunun tek esprisi bir paragraf şeklinde hikayesinin olması. Başka bir esprisi yok. Kimliklerindeki doğum yılları aynı olan 7 kişinin her birinin kimliklerinde 1990 yazmaktadır. Bu 7 kişiden sadece bir tanesinin yaşı kimlikteki yaşıyla aynı iken kalan 6 kişiden 3'ünün yaşı kimlikteki yaşına göre 1 yıl fazla, diğer üçünün yaşı da kimlikteki yaşına göre 1 yıl azdır. Buna göre 2010 yılında bu 7 kişiden rastgele seçilen 3 kişinin gerçek yaşları toplamının 60 olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben gerçek yaşlar için konuşursam bu 1990 ile 2010 arasında kaç yıl var? 20 yıl var, değil mi? Burada diyor ki sadece bir tanesinin yaşı kimlikteki yaşıyla aynı. Yani bir kişinin yaşı gerçek. Bu gerçek. 3 kişinin yaşı 21. 3 kişinin yaşı da 19 arkadaşlar. Çünkü 1 yıl fazla olan doğum yılı yaşı kimlikteki yaşıyla aynıyken kalan 6 kişiden 3'ünün yaşı kimlikteki yaşına göre 1 yıl fazla. 3 kişinin yaşı 21, 3 kişinin yaşı da 19 olacak arkadaşlar. Tamam, bunu çıkarabiliyoruz. 3 kişinin yaşı 21, diğer 3 kişinin yaşı da 19 olacak. Şimdi bana diyor ki 2010 yılında bu 7 kişiden rastgele seçilen 3 kişinin. Şimdi paydada tüm durum vardı. Tüm durum ne? Kendini belli etti. 7 kişiden 3 kişi seçiliyor. Gerçek yaşları toplamının 60 olması isteniyor arkadaşlar. Bu da nasıl olabilir? Bir tane 20 yaşında birisi olsa, bir tane 21 yaşında biri olsa, bir tane de 19 yaşında biri olsa ancak üçünün yaşları toplamı 60 yapabilir, değil mi? Peki arkadaşlar, biz o zaman bunu nasıl ifade edeceğiz? Bunu da yine kombinasyonla ifade edelim. Yaşı 20 olan bir kişi var. O zaman bir kişiden bir kişi seçiyorum çarpı. Yaşı 21 olan 3 kişi var. 3 kişiden bir kişi seçiyorum. Yaşı 19 olan 3 kişi var. 3 kişiden bir kişi seçiyorum. Arkadaşlar buradan da ne geliyor? Pay 9 geliyor. Paydayı bulalım. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ne yapar buradan? 3 kere 2, 6 yapar. O da 9 bölü 35 oldu. Demek ki istenen durum ne? 9. Tüm durum ne? 35. Cevabımız ne oluyor? 9 bölü 35 oluyor değerli arkadaşlarım. Yani şu hikayeler bizi aldatıyor sınav anında. Yani ben samimi söylüyorum, bak çoğu okumuyor bile ya, böyle görüyor aman olasılık falan.
geçimli ama yanlış yapıyorsunuz canım arkadaşlarım, yanlış yapıyorsunuz. Ben çıkmış soruları çözüyorum, hepsi de aynen böyle yağ, bal, şeker, kaymak çözüyorum. Arkadaşlar bu sorunun benzer bir mantığı sınavda gelebilir. Mantığına çok dikkat edin. Yukarıdaki görselde verilen basketbol ve futbol topları tek sıra halinde aşağıdaki şartlara göre dizilerek sergilenecektir. Basketbol ve futbol topları kendi içerisinde art arda olacak. Bak, basket ve futbol topları birbirinden, futbol topları da birbirinden ayrılmayacak. Siyah futbol topu tüm toplar arasında, bak dikkat et, tüm toplar arasında ilk veya orta son sırada olacak. İlk, orta veya son sıra, tamam. Kırmızı basketbol topu basketbol topları arasında ilk veya son sırada olacak. Bak, bu da basketbol topları arasında diyor. Bu tüm toplar, bu basketbol topları. Şimdi bu ince detay var ya, çok önemli. Şimdi futbol topları sol tarafta olsun, basketbol topları sağ tarafta olsun. Mesela arkadaşlar, siyah futbol topu başta olabilir. Diğer 4 tane futbol topu burada olsun. Bak, diğer futbol toplarını temsil eden bu olsun. Basketbol topları için de ilk önce ben şunu mu hesaplasam? Yok, bunu hesaplamayayım. Bir dakika. Burada da basketbol topları var. Devam ediyorum. Bu soruyu anlatması çok zor bu arada. Şimdi siyah top tüm toplar arasında ortada olacak ya. Siyah top burada olabilir arkadaşlar. Bakın. Dikkat edin. Tüm toplar. Tüm toplar. Tüm toplar. Bak, 9 topun ortasında mı? Tüm toplar arasında başta mı? Evet. O zaman eğer futbol topları sol tarafta olursa düzen bu. O zaman siyah top için kaç durum var? 2 durum var. Şu diğer toplar için kaç durum var? 4 farklı, kendi aralarında sıralanırlar değil mi? Bu 4 top. Bak niye? Renkleri farklı. O zaman 4 faktöriyel. Şimdi geçelim basketbol toplarına. Kırmızı top başta veya sonda. Kırmızı top için kaç yer var? 2 yer var. O zaman 2 faktöriyel. Peki. Hatta 2 faktöriyel değil mi? 2 durum var diyeyim. Faktöriyel kullanmayın. Hayır hayır. Faktöriyel olmaz. 2 durum var. 2 durum var diyorsun. Çünkü o sıralanmıyor kendi başına. Onun için durum, bak. Bu durum. Değerli arkadaşlar bak, unutmayın, bu durum. Durum farklı bir şey. 2 durum var. Peki siyah topu kırmızı basketbol topunu koyduktan sonra bu 3 top kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel. Tamam. Futbol topları eğer soldayken böyle oluyorsa, futbol toplarını sağ tarafa, basketbol toplarını da sol tarafa alırsak yine bu durumun aynısından olmaz mı? Olur. O zaman 2 tane durum oluyor bundan. Yani bir sol taraf için, bir de sağ taraf için. Arkadaşlar şimdi tüm olay bunu hesaplamak. 2 kere 2, 4. 4 ile 3 faktöriyeli çarparsanız 4 çarpı 3 faktöriyeli yapar. Burada 4 faktöriyel var. Bir tane de 2 var. Burası ne yapıyor? 4 faktöriyel yapıyor. Burası da 4 faktöriyel. Burası da 2. 2 yapıyor. Şu 2 ya. Tamam. Şu 2. O zaman ne yaptı? 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Cevabımız ne oldu? Ankara seçeneği oldu değerli arkadaşlarım. Yani burada 2 faktöriyel demekle 2 demek arasında bir şey yok ama yine de ben de yine söylemiş olayım değerli arkadaşlarım. 2 durum var en azından. Oradan yine söyleyebiliriz. Ama bunlar kendi arasında yer değiştirdiği için zaten 2 faktöriyelden geliyor. O da ayrı bir konu.